arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir etek çalışması yapacağız pembe ve beyaz rengimizi kullandığımız eteğimiz bir bir buçuk yaş grubu kızlarımıza uygun bir çalışma eteğimizi örmek için 3 numaralı tığımı kullandım ve iki tane ip kullandım beyazımdan epeyce kaldı pembe ipimden bu kadar e, ipim kaldı her ikisinde birer tane olması yeterli ama daha büyük ölçülerde öreceksek tabi birazcık daha ip lazım olmakta hemen bel kısmından en uç noktaya kadar eteğimi ölçüyorum ve 30 santimetre bel kısmına lastiğinden etek ucuna kadar olan ölçüsü. Evet, 4 tane beyaz dilimimizi kullandım ve 4 tane de pembe dilimimizi kullandım. Pembelerimiz daha geniş olurken gördüğünüz gibi beyaz dilimlerimiz daha ince kalmakta. 2 beyaz önde, iki beyaz da arkada olacak şekilde modelimizi ördüm. Eteğimizi çevirdim bakınız. Burası eteğimizin arkası birleştirme yeri bakın şu kısım eteğimizin birleştirme yeri herhangi bir şekilde belli olmamakta şöyle gördüğümüz zaman birlikte sizlerle örerek eteğimizi birleştireceğiz Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin eteğimi örmek için pembemi ve beyazımı kullanmak istiyorum Poliana marka pembe ipimi kullanıyorum etrofil marka ise beyazımı kullanıyorum. Her ikisi de aynı gram ve aynı kalınlıkta olan ip. Renk numarası 527 Polyana markamızın. Diğeri renk numarası zaten düz beyaz 100 gram 250 metre. Hemen görecek olalım. 100 gram ve 250 metre. Yani kalınlıkları birebir eşit. Hemen pembe ipimle örmeye başlıyorum. Tığ olarak ise 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Eteğimin yumuşak olmasını istiyorum. Evet, hemen eteğimizin ilk sırasını örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum. Eteğimiz altı ve katlarından oluşmakta. Eee öreceğimiz yaş grubuna göre ayarlama yapmak için ne kadar fazla altışarlı gruplar örersek eteğimiz o kadar büyük olacaktır. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. Birinci altıyı ördüm. 1 2 3 4 5 6 bakınız ikinci altıyı ördüm. 1 2 3 4 5 6 üçüncü oldu. 1 2 3 4 5 6 4 tane bu kadar etek kısa olacak bakınız. 1 2 3 4 5 ve 6 5 1 2 3 4 5 6 6 tane 6'yı ördüm. Etek boyu 1 yaşından küçük çocuklarımız için 0-6 ay 8 ay yeterli olacaktır. Ben biraz daha büyük olmasını istiyorum. 1-2-3-4-5 ve 6. Evet en son 6. zincirimizi çektikten sonra yeterli ölçü oldu. Bakınız şu şekilde gayet ideal bir de bunun bel lastiğini çalışacağız. Daha büyük yaştaki arkadaşlarım 6-6 sayarak devam edebilirler. Hiç farklı bir işlem yok. Tamamen işlemimiz bu şekilde. Şimdi bir tane geriye çekildim bir tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum bakınız bir geri çekildim bir zincir çektim hemen geriye çekildiğim zincirin içerisine bir tane trabzanım örüyorum ve birer birer bütün zincirlerimizin üzerine başını doluyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum şeklinde örerek ilk başlangıç zincirimize kadar ilerleyelim Trabzanlarımı ördüm. Toplamda 42 tane trabzanım var. Hemen ölçüsüne bakmak istiyorum. 22 santim. Bakınız kıvrımı da var. 22 santim. Buradaki ölçümüz. Hemen üzerine örmeye başlayalım. Son trabzanım üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde tutuyoruz. Bakınız şu şekilde tutuyorum. Parmağımdan taraftaki bölümüne girerek tek kanadından alıyorum. Bakınız 1 ve 2. İçteki bizden tarafa dıştaki parmağımdan taraf dıştakinden giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Dıştaki kanadından girerek tek seferde alıyorum. Dıştaki kanattan tek seferde alıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna doğru ilerliyorum ama tamamen bitirmiyorum. Hemen eteğimizi orada uygulamaya başlıyoruz model kısmımızı. Bakınız şöyle dış kanattan alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Dış kanattan. Sona doğru ilerleyelim. Son 3 tane ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3 trabzanımız kaldı bakınız. Şimdi geri dönüşümü yapıyorum ve yukarıya doğru örmeye devam ediyorum. Eteğimizin bu kısmından üçer üçer azalarak geleceğiz ve ilk 3 eksilmemizi buradan yapıyoruz. Dönüşümü yapmak için iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakınız. Hemen dibine başını dolayıp batıyorum. Yine dış kanattan alıyoruz. Örgümüz bitene kadar bütün işlemlerimizi dış kanattan alıyoruz. Daha şık gösterecek. Evet, şimdi birer birer dış kanattan alarak yukarıya doğru ilerleyelim sıramızı sonuna kadar örerek geldim 3 tane eksilmiştim yukarıya doğru geldim en son trabzanımızı ördükten sonra yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirip tığımın başını doladıktan sonra hemen zincirimin dibindeki bakınız ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum yine dış kanattan alarak aşağıya doğru iniyoruz son 3 tane trabzan kalana kadar örelim Evet şimdi son 3 tane trabzanım kalana kadar yukarıdan örerek geldim bakınız şöyle göstermek istiyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanım kaldı hemen 1 2 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen dibindeki bakınız zincirimin yanı başındaki ilk trabzanıma batıyorum aynı şekilde birer birer örüyorum başını dolayarak tek seferde çekiyorum başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Yani yukarıya kadar ilerleyelim. Şöyle görelim. Sıramızın başına kadar örerek geldik. Yine aynı şekilde buradan dönüp geliyorum. Üçer üçer eksilerek son 3 ilmek kalana kadar eksiltme işlemimizi yaparak yukarıya doğru örmeye devam edelim. Örgümüzü 3 ilmek kalarak bırakmıştık. Diğer sırayı döndük. Tekrar 3 ilmek, 3 ilmek devam ederek yukarıya kadar ördüm. Son olarak 3 tane trabzanım kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. sıramızdayız. Şu şekilde bakınız basamak basamak örerek eteğimizin uzunluğunu tamamladık. Son olarak 3 tane trabzanımı Uca kadar içe doğru ördüm. Geri dönüşümüzü birlikte yapalım. İki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Dıştan hemen dibine batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa ördüm. İkinci rengim olan beyazımı alıyorum. Ve beyazımla artık örmeye başlıyorum. Beyazımızla kapatalım. 1, 2 tane ilmeğimi örüyorum. Buradan e, ipimi kesiyorum pembe ipimi ve iki zincirimden sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bu sıramızda tamamen en uç noktaya kadar bütün basamaklarımızı beyaz olarak öreceğiz. İki zincirimi çektikten sonra dibine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Şu iki ipimizi de hemen bağlayalım. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Birisini başladık, birisini bitirdik. Evet. İlk trabzanımı dibine battıktan sonra ikinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Şimdi aşağıdaki üç tane trabzanımın olduğu yere geçmemiz lazım. Direk batarsak burada bir açıklık ve şu şekilde bir kötü görüntü olacak. Tığımın başını doluyorum. Bir ve ikinin tam arasına giriyorum. Bir defa çekiyorum. ikinci kez çekmiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki 3 tane trabzanımın ilkine batıyorum. Başını dolamıştım. Hepsini aynı anda çekiyorum. Şöyle baktığımızda bir tek trabzanımızı örmüş oluyoruz. ilk trabzanımızla. Tekrar tığımın başını doluyorum. ikinciyi örüyorum. Ve üçüncüyü dıştan girerek örüyorum. Yine basamak arasında geçiş yapıyoruz. İki tane trabzanımızın tam arasına başını dolayarak tığımın giriyorum. Bir defa şöyle çıkıyorum sadece. Tekrar başını doluyorum aşağıdaki 3 tane trabzanımın ilkine giriyorum. Hem burada dolayıp geçtiğimi ve buradaki başını dolayıp batığım trabzanımı tek seferde çekiyorum ve bir tane trabzanımı örmüş oluyorum. Yanındakini örüyorum 2 yanındakini örüyorum 3 basamağımızın geçişini tekrar yapalım her iki trabzan arasındaki bölüme tığımın başını dolayarak batıyorum ve çıkıyorum Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımın ilkine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinciyi örüyorum ve üçüncüyü örüyorum. Çok sıkıştırmayalım. Özellikle geçiş yerinde büzdürmeyelim. Tığımın başını doluyorum. Her ikisinin arasına girerek bir defa çıkıyorum. İpimi yarımladım. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3 tanenin ilkine giriyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Birinciyi ördüm ikinciyi ve üçüncüyü de bu şekilde örmüş oldum. Bu şekilde bakınız. Şöyle görelim. Sıramın sonuna kadar işlemimizi tekrar ederek devam ediyoruz. Sıramın başında doluyorum. Yeniden yapalım. Bakınız bir. Hemen aşağıya giriyorum. Aynı anda çekiyorum. 2 ve 3. Tekrar tığımın başında doluyorum. Araya giriyorum. 1 çıkıyorum tek seferde çekiyorum. Bütün basamaklarımızı bu şekilde örerek uç noktamıza kadar ilerleyelim. Alt sıradan üçer üçer geçişlerimizi yaptık ve en son trabzanımıza varana kadar ördüm. Şöyle bakalım. Hepsini ördükten sonra 1, 2, 3 geçişimizi yapalım. İki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi bakınız pembemizin aşağı kısmı geniş. Beyazımızın tam tersi olacak. Aşağımız dar, yukarısı geniş olacak. Aşağıya doğru geldiğimiz zaman altı trabzanda bir ilmeklerimizi yani trabzanlarımızı bırakarak geri dönüş yapacağız. Pembemizde üçer üçer bırakmış olduğumuz ilmekleri bu kez Aşağıya doğru geliyorum beyazımla örüyorum altı trabzanım kalınca dönüyorum yukarıya tekrar Yukarıdan aşağı doğru iniyorum 6 trabzanım kalınca yukarıya doğru dönüşümü yapıyorum ve 6 trabzan 6 trabzan gidiş dönüşlerimizi yapıyoruz. Bu kez şu kısım dar oluyor. Yukarı kısım bel kısmı olacak olan bölgemiz ise beyazımızla genişliyor. Hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. 2 zincirimi diğer yönde çekmiştim. Tığımın başında oluyorum. Hemen dibine batıyorum. 1, 2 ve 3 saymamıza gerek yok. Son 6 trabzanımıza gelene kadar dış kanattan örerek ilerleyelim. Bütün trabzanlarımı örerek aşağıya kadar indim. Son 6 tane trabzanım kaldı. Hemen sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradaki en son trabzanımızla birlikte. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımız kaldığı zaman geriye dönüşümüzü yapıyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen tutuyorum. Dibindeki ilk trabzandan örmeye başlıyorum. Yukarıya doğru birer birer ilerliyorum. Herhangi bir eksilme yapmıyorum. En son bu uca kadar ilerleyelim. Sıramın başına kadar örerek geldim. En son trabzanı birebir ördüm. Şimdi aşağıya doğru tekrar ilerliyorum. 6 tane trabzan kalınca geri dönüşümüzü yapıyoruz. Altışar altışar geri dönerek şu kısımda tam örüyoruz. Diğer kısımda eksilterek devam ediyoruz. Son 6 tane trabzanım kalana kadar birer basamak birer basamak örerek döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane 6 ördük. Başlangıçta da zaten 7 tane 6 zincir çekmiştik. Yani 7 defa 6, 6 çekerek başlangıcımızı korumuştuk. Sayılarda lütfen hata yapmayalım. Eğer eksilme olan yerler varsa hemen fazlalaştıralım. Eğer artma varsa hemen eksilterek sayımızı muhafaza edelim. Son Trabzanımı ördükten sonra kapatıyorum şu şekilde bakınız. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum ve pembemizi ipimizi kestiğimiz yerden örmeye başlıyorum ama öncesinde şöyle görelim bakınız eteğimiz hakkında bir fikrimiz oluştu pembemizin geniş olduğu yer eteğimizin altı beyazımızın geniş olduğu yer ise bel kısmımızın olduğu bölüm olacak şöyle gördüğümüz zaman bakınız gayet güzel dökümlü bir çalışma olacak şimdi ipimi kopardığım yerden pembemi alarak örmeye başlıyorum İpime tığıma bağladıktan sonra örmeye başlıyorum bakınız pembemizden sonra beyazımızda beyazımızla yapmış olduğumuz işlemimizi bu kez beyazımızın üzerine pembe ipimizle yapıyoruz basamaklardaki geçişimizi yine aynı şekilde örerek ilerletelim İlk zincirimi çekmek için kenardaki bölümüme batıyorum 1 ve 2. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakınız şöyle gördüğümüz 11, 2, 3, 4, 5 ve hemen batmış olduğum yere giriyorum. Şu kısma. Tek seferde çekiyorum. İkinciyi alıyorum. 3, 4, 5 ve 6 Altı defa ördükten sonra her iki trabzan arasındaki olan bölüme bir defa başını dolayarak batıyorum, ipimi çekiyorum ve aşağıdaki 6 tane trabzanımın ilkine batıyorum, toplu bir şekilde çekiyorum. Sırasıyla kalan trabzanlarımı tek seferde örüyorum. Trabmanın başını doluyorum, her ikisinin arasına giriyorum bir defa çektim aşağıya geçiyorum bir hepsini aynı anda çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 tekrar her ikisinin arasından alıyorum aşağıya geçiyorum tek seferde çekiyorum ve 6. Bu şekilde en son bakınız en son 6'ya varana kadar örüyoruz. 6'yı da ördükten sonra görüşelim. En son trabzanımıza varana kadar ördüm. Bakınız bir uçtan başlamıştım. 6'şar 6'şar örerek geldim. Son trabzanımızı birlikte örelim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şöyle yukarıya doğru geçişimizi yapalım. Hemen dibindeki trabzanıma batıyorum hep dıştan alıyoruz. Sıra başına kadar ilerleyelim. Sıramızın başına doğru ilerleyerek geldim. Bakın son 3 tane trabzanımız kalarak geriye dönüşümüzü başlatıyoruz. Bakınız diğer taraftaki yapmış olduğumuz işlemi beyazımızın geniş olduğu yerde pembemiz dar oluyor. Pembemizin dar olduğu yerde beyazımız geniş oluyor. Şöyle baktığımız zaman zaten etek kısmı bu ama kafamız karışmasın hangi tarafta bırakmamız gerektiğine buradaki beyazımızdan hemen kolaylıkla karar verebilirsiniz özellikle başlangıçta biraz e, kafa karıştırıcı olabiliyor evet 3 tane trabzan kalana kadar ördüm 1 2 şöyle bakalım bakınız 1 2 3 trabzanım ördüm 2 zincirimi çekiyorum ve buradan aynı birinci pembemizi yapmış olduğumuz şekliyle üçer üçer geri dönüyoruz. Daha sonra beyazımızdaki işlemimizi tekrar ediyoruz. Eteğimiz yeterli ölçüye gelene kadar bu işlemlerimizi yapıyoruz. Bir beyazımızı bir pembemizi örerek ilerleyelim. Eteğimizi yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4 dilim pembemiz. Yine 4 dilimde beyazımızı ördük. Şu şekilde beyazımızla bitirelim. Bakınız pembemizde başlamıştık. Beyazımızla örerek bitiriyoruz. Şimdi her ikisini birleştirmek için şuradaki dilimli sırayı yine pembemizle örerek e, burayı düz bir görüntü haline getiriyoruz. Yani yine basamaklarımızı iniyoruz. Düz bir şekilde pembemizi bir sıra ördükten sonra diğer uçtaki Başlangıç bölümüyle burayı birleştirerek etek kısmına kapatıp bel lastiği kısmını örmeye başlayalım. Evet ipimizi hemen tığıma bağladım. Basamak basamak örerek gelmiştim. Bakınız 7 basamaktan oluşacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En son ipimi buradan kopardım. Kopardığım yerden örmeye başlıyorum. İteğimiz çok kolay. İnşallah e, severek örmüşsünüzdür. Bir iki tane zincirim çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Yine katın diğer taraftakine batarak örüyorum. 2 ipimi de gizliyorum. 3 bakın hepsini örüyorum. Evet şimdi hepsini ördükten sonra tığımın başında doluyorum, araya giriyorum bir defa başını doluyorum ve bekletiyorum tekrar tığımın başını doluyorum aşağıdaki altının ilkini alıyorum hem aradakini hem aşağıdaki altının ilkini aynı anda örüyorum sırasıyla geçiş yaptığımız şekliyle örüyoruz en sonu örüyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum tek seferde çekiyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet sonuna kadar bakınız örerek geldim. Basamak basamak birleştiriyorum. Şimdi şu şekilde ön yüzleri birbirine gelecek şekilde bakınız eteğimizin birbiri üzerine kapadım. Örerek birleştirme işlemi yapmak istiyorum. Eğer zorlanacaksanız dikişi yani iğne yardımıyla ipimizi takıp karşılıklı dikebilirsiniz. Hangisi sizin için kolay olup sizi zorlamayacaksa o şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan buradaki birleşmelerimizi yapmak. Karşılıklı alıyorum. Karşılıklı alıyorum. Sadece ipimi kaydırıyorum, örmüyorum. İlmek sayılarımız birebir aynı olduğu için hiç problem olmayacak. O yüzden bakınız tamamını alıyorum. Karşının da tamamını alıyorum. başlangıç yerimize kadar yani iteğimizin bel kısmına kadar bu işlemimizi yaparak ilerleyelim. Uç noktaya kadar birleşme işlemimizi yaparak geldik. Bakın sadece ilmeğimizi geçirdik. Bu uçtan diğer ucumuza kadar geldim. İpimi koparmadım. Şöyle birleştirme yaptığımız yere bakalım. Bakınız birleşme işlemimizi şu şekilde çok düzgün bir şekilde yaptık hiç belli değil. Evet şimdi belimizin lastiğini örmeye başlayalım. Pembe ipimi koparmadım. Pembe ipimle ilmeklerimi alarak örmeye başlıyorum. Evet şimdi ipimizi şöyle çektim. Örgümün düz yönünü çeviriyorum. İpimizi de içerden geçirelim. Çünkü buradan örmeye devam ediyorum. Daha bir tane ip kullandım. İkinci ipe geçişimizi yapmadım. Bir ip bu ana kadar yeterli oldu. Şimdi kalan ipimizle belimizin lastiğini de örmeye başlayalım. Şuradan ilmeğimi takıyorum tekrar. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Hemen düz örgünün üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Damın başını doluyorum, araya giriyorum. Bakınız, iki trabzan arasına ve bir tane trabzanımı örüyorum. Düz örgünün devam ettiği yere gelerek batıyorum, trabzan örüyorum, araya giriyorum. Bakın, biraz aralıklı alabiliriz. Çok fazla da ilmek çıkarmayalım. Pembemin üzerindeyim. Beyazın üzerinde. İkili trabzan şekliyle başlangıç yerimize kadar örerek ilerleyelim. Evet başlangıç yerimize kadar birer birer trabzanlarımızı aldık. Çok sıkı ve çok seyrek olmamak şartıyla bakınız. Şu şekilde ayarlamamızı yaparak trabzanlarımızı ördük ikili olarak. 3 tane zincir çekmiştim. Tepesine gelerek batıyorum 3 zincirimizin şu şekilde geçişimi yapıyorum bakın zincirin tepesindeyim ve ilmeğimi geçiriyorum 1 2 3 tane zincir yine tepesine çektim ve bel lastiği için hemen çalışmamıza başlıyorum bir tane yandan örüyorum trabzanımın ardından giriyorum yandan giriyorum ardından giriyorum yandan ve ardından girerek lastik çalışmamızı da bu şekilde başlatalım. Şöyle bakın. Şimdi ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar bir yandan bir ardından trabzanlarımızı örerek başlangıç noktasında yeniden görüşelim. Evet bel lastiğimizi bir yandan bir ardından örerek geldim. Zincirimin bulunduğu noktadayım. En son ardından aldım. Zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra dışarı kabartılı olan trabzanlarımı yandan içtekilerini ardından tekrar kabartıyı yandan diğerlerini nasıl görüyor ise kabartılı olanlarını yandan içtekilerini şu şekilde ardından girerek örelim. Sıramızı takip edelim ve istediğimiz yükseklik olana kadar belimizin lastiğini örmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar eteğimizi bu şekilde tamamladık. Bel lastiğimiz istediğimiz ölçü gelene kadar ördüm. Ve şöyle gördüğümüz gibi eteğimizi tamamladık. Kullanılmaya hazır hale geldi. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.